Klor nedir arkadaşlar? Simgesi Cl. Çok önemli bir elektrolittir vücutta. Sodyumla hemen hemen aynı nedenlerle seviyesi düşer ve yükselir arkadaşlar. Bir takım farklılıklar var, onları birazdan sayacağım. Vücutta belli bir seviyede tutulur. Çünkü önemlidir bu. Ortalama kan seviyesi bunun 96 ile nedir? 106-108 arasıdır. Mili ekivalan bölü litre. Bu aralıkta ise normal kabul edilir. Şimdi klor arkadaşlar niye yükselir, ondan başlayalım. Klor yüksekliği vücutta niye olur? Hemen bunları bir size sayayım. Birincisi arkadaşlar dehidratasyon, yani vücudun susuz kalması, işte ishal, diüretikler, kusma, aşırı terleme. Onun dışında yine nedir? Böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezinin fazla çalıştığı, Cushing hastalığı, hiperaldosteronizm gibi durumlar. Yine diabetes insipidus, yani böyle ADH eksikliğiyle giden bir hastalık bu. Bunda klor seviyeniz artar. Yine nedir? Aşırı tuz tüketimi veya az su içme durumlarında ve kullanılan bazı ilaçlarda, özellikle steroid ilaçlar nedir? Lityum, laksatif kullanması, non-steroid anti-inflamatör ilaçlarda klor seviyeniz artabilir. Bir de nedir arkadaşlar? Bir göz tansiyonu ilacı var. Karbonik anhidraz inhibitörü türü ilaçlar, glikom ilaçları. Bunları kullanırsanız yine klor seviyeniz yükselebilir. Ve metabolik asidozlar, yani kanda asidoz durumları, buna yol açan bir takım etilen glikol gibi zehirlenmeler olabilir. Metanol zehirlenmesi olabilir, salisilat zehirlenmesi olabilir vesaire. Bu asidoz durumunda genellikle bulantı, kusma ve yorgunluk gibi şikayetler olur arkadaşlar. Bu durumlarda klor seviyeniz kanda yükselir. Peki klor seviyesi niye düşer? Kanda niye düşük çıkar? Bu da aynı sodyum gibi arkadaşlar. Genellikle artmış bir kayıp vardır. Özellikle nedir? İshal ve kusmalar. Onun dışında böbrekte aşırı su tutulmuştur. Su tutulunca ne olur? Klor seviyesi yalancı düşük çıkar. Buna yol açan durumlar böbrek hastalıkları, karaciğerin sirozu, böbrek üstü bezi yetmezliği, Addison hastalığı diyoruz. Kalp yetmezliği, beyin ve akciğerin bazı hastalıkları ve bazı kanserlerdir arkadaşlar. Yine çok fazla psikolojik su içme, polidipsi diyoruz. Bunda yine klor seviyeniz ne olur? Göreceli düşük çıkar, çünkü çok su içtiğiniz zaman klor diliyor olur. Onun dışında yine malnütrisyon, yani klor emiliminin bozulduğu hastalıklar veya gıda tüketmesi. Uygunsuz ADH sendromu. ADH vücutta su tutacağı için klor yine düşük çıkar. Ve hipotiroidizmde yine klor seviyeniz düşük çıkar. Ve ne olur? Bir de metabolik alkaloz durumları olabilir. Metabolik alkalozlarda klor seviyeniz düşük çıkar. Bu metabolik alkalozlarda genellikle ne olur? İrritabilite dediğimiz böyle olaylara aşırı yanıt verme, beynin böyle aşırı aktif olması, kaslarda seyirmeler ve el ve ayaklarda karıncalanma gibi belirtiler olur. Alkalozlarda dediğim gibi klor seviyesi kanda düşük çıkar. Evet, klorun ortalama kan değerlerini öğrendik. Klor ne işe yarar onu öğrendik. Su ve elektrolit dengesi de önemli bir element arkadaşlar. Sodyumla beraber genelde aynı durumlarda artar ve azalır. Seviyesinin belli bir aralıkta olması gerekir. Gördüğünüz gibi yüksekliği ve düşüklüğü bir takım belirtilere yol açar. Evet, bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarda sorularınızı yanıtlıyorum. Böyle haftada 1-2 onu da takip edebilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız onlardan da haberiniz olur. Bir sonraki videoda yine görüşelim arkadaşlar. Sorularınız varsa çekinmeyin, sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.